istemiyorum annem. Allah razı olsun annem. Gülsüm Nine'ye ne oldu? İddiaya göre Gülsüm Çınar arkamda görmüş olduğunuz Neriman çiftçinin evinde kaldı o gün ve kendi imkanlarıyla işte bu yolu ilerledi ve daha sonra dolmuşa bindi. Yaklaşık 1,5 kilometre ileride bulunan evine doğru gitti. Onu en son torunu dolmuşa bindirirken gören tanık ilk kez o anları anlattı. O gün ben buraya geldim. Ya su kaybolan karı su dolmuşun ötende yolun başında torunu. Dedim nereye gidiyorsun dedim. Köye gidiyorum dedi. Ne var bu köyde dedim ben. Gideceğim dedi. Beni tuttu şu şekil. 5-10 kere öptü. Köyde olan ev. Yaşadığı ev. Oraya arada bir gider. Orayı görmeden durmazdı. Ne zaman ne olacak dedi. Yarından sonra dedim. 850 lira dedim. Sana vereceğim dedim. Ya Nurgöl'ünde yatasın dedi. Bir sene vermeyeceğim yok mu dedi. Unuttum mu dedi. Yardım ederiz devamlı kadına. Dolmuş geldi. Dolmuşa bindi. Torunda vardı. Bindi. Gitti. Gidişi de o görüşümde bir daha görmedi. Üzüldük yani kaybolduğuna. Aradık taradık bulamadık. Zaten yaşlı. Zannederim 35-40 kilo kadar bir şey. Sevilen de biriydi. Herkesin genelde yardım ettiği biri. Canlı olsa çıkar. Ya o zaten uzaklara da gidemez o yaşta. Mümkün değil. Düşmüş olsa evlatları bilir. Yani buradan mesela sonra gidecek. Buraya düşerse düştüğü yerden zor kalkar. Vazgeçme. Kayıp Gülsüm Nine'nin peşine düştü. Kaybolduğu o eve gitti. Şu anda Antalya'nın Manavgat ilçesindeyiz. 22 Haziran 2016 tarihinde 88 yaşındaki Gülsüm Çınar, kızı Neriman çiftçinin evinden çıktı. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu eve geldi. Yaşlı kadından o günden sonra haber alınamadı. Ve yine Manavgat yangınından sonra görmüş olduğunuz gibi bu evden eser kalmadı. Sürekli telefonuma bakıyorum çünkü Rukiye'den yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Şöyle söyleyeyim size, yani göremezsiniz ama bir kare şöyle göstereyim. Şu kadar bir göstereyim size. Şimdi geldi bu görüntü. Parkta Rukiye şu anda. Yanında da biri var, birileri var. Birazdan o görüntüleri arkadaşlarım yayına hazırlıyorlar. Ekranlarınıza getireceğim. Rukiye'nin bir kare görüntüsü. Parklara çok meraklıydı değil mi Zuhal? Hafta sonu parka gitmek istiyordu. Bakın şöyle bir kare görüntüsü sadece göstereyim size. Birazdan nasıl? Ve seviyor parklar. Parkı çok seviyor. Video da gelmiş. Video var. Sonra videoda hepsi arkadaşlarım hazırlıyorlar. Onlar aracını alan taksi şoförü bir konuşmaya tanıklık etmiş. Ve yanındaki asıl bomba kişiyi açıklayacağım size birazdan. Gerçekten çok yani ben şaşırmadım da. Bence siz de şaşırmazsınız. Birazdan getireceğim ekranlarınıza. Şimdi bakın ve Gülsüm teyzenin ölümüyle şüpheli kaybıyla diyelim. Ölüm diyorum da yani kusura bakmayın ya. Şimdi bakın sizin kardeşiniz, senin bir kız kardeşim var. Evet. Önce Türkan Hanım'a sorayım. Türkan Hanım, kızın Sacide ile Mustafa arasında da bir ilişki olduğu iddiası var. Ediliyor da ben bilmiyorum, ev tutmuş. Ben sonradan duyduk. Biz 5-6 ay sonra duyduk. Bu Antalya'da evliydi benim kızım. Hı. Oradan benim kızı niyeti kandırmış. Aa, evliydi mi bozdu? Evliydi, çocuğu da vardı tabii. Bu ne Mustafa'ymış ya? Allah ondan sonra Allah. Almış gelmiş. Benim damat bir aradı bize. Biz de burada televizyona çıktık. Beni bir aradı. Dedi anne dedi Sahide yok. Annem Sahide nereye der? Yok. 6 ay biz Sahide'ne haber almadık. Ne aradı ne sordu. Bir görüntü gösterdi. Bir evde bir şey yok. Sonra Mustafa buna ev tutmuş. Yani peki senin kızın başkasıyla evliyken o sırada Mustafa... İşte Mustafa almış gelmiş ev tutmuş, koruma amacıyla tuttum ben diyor. Benim kötü niyetim yoktu dedi tuttu bana. Tuttuğu evde Burak diye çıkardığı tanık var ya. Peki senin torun kaç yaşında? Sadece senin bir oğlu varmış. Oğlu 7 yaşında. 7 yaşında? 7 yaşında. Ayşe ile Mustafa kaç yıldır evliler? 20 okul, askere gitti çünkü oğlum. Çünkü bak senin kızın da o gün en son görenlerden bir tanesi evet, de Sacide. Evet o arabaya bindiren o. Sacide arabaya evet, bindiriyor. Evet arabaya bindir. Sacide benim yanımda adam o gün. Akşama dek hiçbir yere gitmedi. İkimiz beraber ev temizledik. Bana sordular da. Aha. Ben doğru olsa doğrusunu söyle. Akşama dek biz ev temizledik. Yalnız akşam üzeri. Sacide kaçta kaç arası evdeydi? He? Sacide kaçta kaç yani bindiriyor şeyi anneannesine. Bindiriyor yakın ya yolumuz bizim evimize bindirdi. Yakın. Sonra geri mi geldi? Geldi eve. Hı. Eve geldi hemen. Peki Sacide'yi senin dışında kızını senin dışında gören var mı peki? Var işte bu konuşan adam da var ya beraberdik ya. Aha. O yollayık benim eve geldi kız. Tamam. O annemi de köyde gören var vardığına dahil gören var.
köyde de aynı. Yani sadece de köye gitmemiş yani. Hayır, köye gitmedi sadece o gün, hiç çıkmadı. Bindiren dolmuşçuyu da tanıyorum. Nasıl? Hanım, ben. Bindiren dolmuşçuyu da tanıyorsun. O gün bana dedi ki anne dedi çocuğun burnu kanadı. O anda Mustafa yaramış. Mustafa şimdi, demiş. He, neredesin söyle. Gel çocuğun burnu kanadı doktora götürelim demiş. Benim haberim yok. Evet. Anne dedi. Ya biraz... senin kızının oğlunun başına bir şey geliyor. Ya burnu kanıyor. Evet, torunu burnu kanamış, işte Sacide'nin. Ve Sacide ne annesini arıyor ne abisini ben arıyor. Ben yanımdayım bu yoktu bunu benim yanımdayım tamam, bana demedi. Yani kardeşini aramıyor kimse aramıyor. Eniştesi evet. Mustafa'yı arıyor. Aramış abi. Anişte demiş neredesin demiş. Aha. Ben demiş çöplüğe gidiyorum demiş. Ondan sonra anne dedi böyle böyle aradım çıkıverdik dedi Mustafa dışarıda. Mustafa çünkü diyor çocuğum diyor Mustafa'yı baba olarak görüyordu diyor. Evet çocuk öyle baba ona baba demiş. Niye peki? Babasını görmediği için. Baba hiç babasını görmediği için baba demiş. Ben bak ben Evrensekide oturuyorum. O Manavgat'ta oturuyor. Kızın Manavgat'ta evet, oturuyor. Evet kız Manavgat'ta oturuyor. Ama ben, en son senin yanına geldi. Benim yanımdaydı hayır, o gündüz. Hayır önce bu Antalya daha. Bu sonra daha iş sonra o. Ama şimdi senin kızın o gün senin evinde ya. Evet çok, benim torun da evinde. Şey, hayır o zaman hiçbir şey yoktu daha. Hayır başka bir şey soruyorum Türkan'cığım. O sırada Mustafa eve yani bir şekilde görüyor ve çocukla bir araya geldiğinde senin toruna baba mı diyor? İşte baba, torunun baba mı diyor ona? Didem Hanım o zaman değil. Bundan ondan bir sene sonra anam kaybolduktan hayli sonra oluyor bu. Bu bir ev tutması aile sonu oldu. O zaman bir şey yoktu Mustafa'la. Hiç konuşmalarla yoktu. Enişte öyle hiçbir şey yoktu. Ama Mustafa... o gün bak o gün 16 sıralarında diyor. Benim diyor şey, burnundan diyor, kan gelince diyor çocuğumun. Enişten Mustafa'yı aradım diyor. Çocuğumun burnunun kanadığını söyledim diyor. Çocuğum Mustafa'yı baba olarak görüyordu diyor. İşte o zaman değil o yanlış söyleyik onu sonradan söyleyik baba olarak. O zaman değil de o zaman Antalya'da kocasının yanındaydı. Benim ya, yanıma Gülsüm Hanım kaybolduktan sonra mı ev tutuyor? He, o çok sonra tutuyor evi. Önce ama bir şey yoktu. O gün o günü söylüyor. İşte o gün anlatmış onu bilmiyorum ben de o kocasının yanındaydı o zaman. Yani, Antalya'dan geldi benim yanıma. Ama bir şey söyleyeceğim. Senin torun senin evde burnu kanıyor. O sırada işte ben de diyor Mustafa enişteyi aradım. Çünkü diyor Mustafa enişte diyor. Mustafa enişteyi baba olarak görüyordu i̇şte, o, diyor. O öyle görüyormuş ben onu bunu bilmiyordum. Ömer sen ne demek istedim anladın. Bilmiyordum ben onları bilmiyordum. Bak Antalya'da evliydi kız. Benim yanıma gezmeye geldi. Gezmeye geldiğinde aramış. Bunlar önceden konuşup bungala kurduysa da bilmiyorum. Ne olduysa da bilmiyorum. Ya ama... sen senin kızın Sacide ile Mustafa eniştenin arasında bir ilişki olup olmadığını ne zaman öğrendin? Annem öldükten 6 ay sonra duydum ben anladım. 6 ay sonra adı annem. Peki çocuğun baba dediğini ne zaman öğrendin? İşte o zaman torunu... 6 ay sonra işte annem kaybolduktan çok sonra. İnsan niye eniştesini baba der ev ki? Tut, ev tuttuk ya. Ev tuttuğunda bunu baba olarak göresin bir çocuk. Ben o zaman konuşuverdi kız. Bana önce hiçbir şey konuşmadı. Kaybolduğunda biz demiyor kız mu baba diye? Kaybolduğunda diyor da onu anlamadı. Yani şey diyor yani Dilem ben o zaman bilmiyordum. Söyle bilmiyorduk bakalım. Bilmiyorduk o zaman hiç bilmiyorduk. Biz nasıl annem kayboldu ya. Hı. Annem bu araştırmaya çıktı. Sadece bir bilgi daha var onu da paylaşacağım. Sonra Serpil'in şüpheli ölümüne geçeceğim. Biz haber alamadık. Haber alamayınca bunu ev tutmuş Mustafa buna. Ev tutunca ondan sonra biz anladık bu işleri. Önce bilmiyorduk Mustafa'ya bir ev tutuverdiğini. Tamam bilmiyorum. Ömer bir şey söyleyeceksin sana. Didem Hanım şimdi Sacide ile Mustafa'nın arasındaki ilişkinin başlamasını annem kaybıyla beraber ortaya çıkıyor. Tabii. Önceden bilmiyorsunuz. Yok. Hı. Mustafa Bey ona akülü arabalar alıyor, hediyeler alıyor. Hani çocuğa. Tabii. Akülü araba alıyor, ne bileyim hediyeler alıyor. Hatta evin tuttuğu evin bir tanesi de yalan şahit olarak gösterdiği kişinin evi biri. Aa çok enteresan. Ondan sonra 3-4 tane ev değiştiriyormuş. Ama şunu oluyor. Biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Sacide ifadesinde diyor ki Mustafa diyor yani siz kardeşler kendi aranızda konuşuyormuşsunuz. İşte Ayşe, Neriman, onunla kendi karısı, işte Baldız'ı Neriman, sen diğer Baldız'ı Türkan. Onları ses, yani ben Sacide'nin ifadesinden söylüyorum. Onları kaydediyormuş. Arkasından da bir kaydettiğini diğer kardeşe dinletiyormuş. Türkan'ın sesini mesela başkasına dinle, diğer kardeşe dinletiyormuş. Kardeşleri birbirine düşürüyormuş. Öte yandan... bu çok acı ve Sacide'nin de çıplak fotoğraflarını çekmiş. Çekmiş de bu Sacide'nin çıkmadı. Başkasının çıktı. Onu öyle Mustafa iddia... yapıyormuş. Sacide söylüyor ama bunu. Mustafa çok böyle hareketleri yapıyormuş. Sacide Hanım şu anda hattaymış. Sacide Hanım merhabalar. Merhaba. Senin Mustafa ile ilişkin ne zaman başladı Sacide? Benim Mustafa ile ilişkim başlamadı hanımefendi. Benim Mustafa ile ilişkim sadece benim evde sorunlarım olduğu için bak bu ailem deviriyordu benim eşimle sorunlarımı. Hepsi biliyordu. Ben ayrılmak istiyordum. Enişteme söyledim bana bir ev tut. Sen sadece evimi tut gerisini ben çalışır kazanırım dedim. Tamam dedi sadece gel yapalım dedim. Birinci evde baktım iş bulmuyor beni saklamaya başladı. Olaylardan uzak düştü annemin olaylarından. Sen konuşma senin arkanda kimse yok dedi.
senin arkanda ailen yok dedi. Yani sana sahip çıkacak hiç kimse yok dedi. Senin burada abin var, iki tane abin var. Enişteye ne? O niye sana sahip çıkıyor ki? Abin burada, Ömer burada. Diğer abin de ya da kardeşin bilmiyorum. Bak, Ömer ya da diğerini dedem, aramak yerine enişteyi neden aradın acaba sadece? Dedem hanım, evet, bak canım. Tamam doğrudur, ailem vardır. Ailem varsa niye beni enişteme baktıracak kadar ailem çıkmadı? Sadece yaptığım bu yanlıştır, biz bakalım sana demedi hiçbiri. Türkan'cığım, Türkan Hanım'cığım. Demedi mi dedi mi? Kaç kere eve getirdim, kaç kere gitmiş? Soracaksınız. Ben meydandayım. Benim yüzüm ak. Ben git de enişteye gel toz demedim. Ben evime getirdim. Evimde duradı benim. Ömer sen ne dersin kardeşine? Bana o sahip çıkmadı. Ben de o yüzden eniştem... Didem Hanım şimdi sadece tamam bir yere kadar doğru söylüyor da. Hani benim şahsi görüşümü söylüyorum. Aralarında ufak da olsa bir gönül ilişkisi vardı. Ben buna kanaat olarak eminim. Bir gönül ilişkisi olduğuna eminim diyor kardeşin sadece de. İlişkisi vardı. Şu anda benim hayatımda bir başkası var hanımefendi. Nasıl olacak bu gönül ilişki? Ben onu sevseydim niye başkasına evet diyeyim? Kardeşim başkasına. Şimdi, ama o sıra önemli. Bak sadece de bir şey söyleyeceğim. Sen istediğin kişiyle beraber olabilirsin. Bu kimseyi ilgilendirmez. Evet. Bak gerçekten öyle. Ama senin anneannenin kaybolduğu zaman anneannenin öldürüldüğünü düşünüyor. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama dolayısıyla o sırada ya o dönemki yaşadıkların bizim için önemli. Yoksa senin Mustafa'yla yani bu normalde ahlaken ve etiken akrabaların bir arada olması vicdanen, ahlaken, etik her anlamda hangisini düşünüyorsanız düşünün doğru değil. Yani dolayısıyla biz o yüzden bunları sorguluyoruz. Yoksa senin yaşadıkların, senin ben, vicdanın, senin vicdanın... Tehdit ettiğini söylesin. Neyle tehdit etmişse Mustafa'ya tehdit etmiş. Bir de tehdit ettin sen de söylüyorsun. Size bir şey diyeyim mi? Tamam bak, söyle. Ben bir piyondum. Yasak açık ben değildim. Yani açık konuşayım. Benimki ortadaydı. Ben ne anlatayım? Bana baktığımların bizim ailenin hepsi yarı çoğu biliyordu. Bak herkes biliyordu. Şu an hepsi inkar etmesin. Anneannen öldürüldü mü? Bana onu söyler misin sence Sacide? Anneannemin öldürdüğüne bak ben 9.45 gece annem evi temizliyordu. Neriman teyzem dedi ki Sacide... Onlara gelirim. Anneannen sence öldürüldü mü öldürülmedi mi? Bana onu söyle. Ben açık konuşuyorum. Ben öldürdüğüne eminim artık. Artık eminsin. O zaman bildiğin her şeyi konuşmak durumundasın. Çünkü senin anlatacakların çok... Niye eminim çok... biliyor musun? Söyle canım. O gün eniştemi aradım. Eniştem çok tedirgindi. Ses tonu çok değişikti. Yani siz bir insanı tanırsınız ses tonundan. Hastaneye götüreceğim dedim. Tamam sadece gelince biz götürelim dedi. Bak söyledim ama hala ben söylüyorum. Tamam. Ama ben çöplükteyim dedi. Çöplükten ineyim geliyorum dedi. Yani bu tek bir maaşıyla sana ev tutuyor. Bilmem ne yapıyor bu. Ne yapıyor bu adam? Nasıl geçiniyor? Ben anlamadım yani. Temizlik işçileri ne kadar maaş alıyorlar acaba? Bilemedim asla ama. Yani daha biraz da işçi statüsünde olduğu için daha farklı sözleşmeli oluyorlar çünkü. Ben seni buraya bekliyorum. Çünkü senin anlatacakların çok önemli. Anlaşılan o ki. Yani Gülsüm Hanım maalesef Allah rahmet eylesin son diyelim. Gibi. Öldürülmüş yani. Nasıl olacak? Biri de onu bir şey gördüğü için ya da bir çıkar olduğu için öldürmüştür. Ya niye öldürsün ki yani? Başka hiçbir... Mustafa bir de hani Mustafa Bey'in ben hani gönül ilişkisi var dedim. Daha önce Nazan'la aynı şeyi yaşıyordu. Daha sonra sadece yine yani Mustafa Bey'in... Ya bir de kardeşlerinin çocuklarıyla aile içi, ya. Aile içi, karısının hani, kardeşlerinin çocuklarıyla. Mustafa Bey diyor ki ben eşime... Ayşe Hanım diyor ki ben eşimi affettim diyor. Eşim benden özür diledi. O zaman... Herkes aldatsın, şey? Herkes gitsin eşinden şey? Özür dilesin, her şeyin olmaya dönsün. Ama yine de bunlar çok ağır iddialar. Ayşe Hanım'ı da, Mustafa Bey'i de ve Neriman Hanım'ı, işte Nazan Hanım'ı hepsini dinlemek istiyorum. Dolayısıyla eğer siz Gülsüm Hanım'ın başına ne geldiği diye eğer ortaya çıksın istiyorsanız hepinizi buraya bekliyorum.